I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Araştırma yapabiliyor musun? Bu bizim kardeşimiz herhalde. Şu seçeneklerden kontroller ve neredeydi savaşın ve yakın dövüş. Onu şöyle burası yapalım. Kalkan da Q diyor. Onu da kalkan da bu yapalım. Okey. Bakayım oluyor mu? Tamam, çok güzel. Aha ne oldu lan? Ha, sağlık bileşeni düşürüyorlar. Sağlık bileşenler topluyor. Bu düşürdükleri şeyler sağlık bileşeni değil mi? Tamam. Burayı açabiliyoruz mu? Yöneticiyim ben ya. Aç ya. Niye açamıyorsun? Harita. İdari işler. Yok. Geri dönüp İdari işlere geldim. Şeye gitmem. Soru işaretli olan yere gitmem lazım. O zaman geri dönüp sağdan gideceğim. Ya açamadık zaten. Tamam bakalım neredeyiz? Yönetici ofisine girmiştik zaten. Öyle yapmadık mı? Burası yönetici ofisiydi. Tamam oraya gireceğim. Orası kilitli. O zaman arka taraftan gideceğim. Tamam gidelim. Burası açılmıyor zaten. Şimdi atın. Kim atışıyor lan? Ölüyorum. Ölmem lazım. Bu insanlar kim ya? Niye oldular? Direksiyon. O ne oldu? Bir yöneticiden çok fazla şey bekliyorlar. Sorumluluk, ayrıcalık falan filan. Hizmet silahı. Tasvir yan faydacılık. Nesnenin biçim değişkenlik gösterebilir. Mecbur kalındığı zaman nesne yan faydacılık. Bu nesne sadece rolünü arayan beyler tarafından ilginç bir silahmış.
Marshall, bulut içerisinde şüphelendiğimiz BDO'ları kontrol ettik. Sorunu gözlemlemedik. Tıpkı ev yangınının öncesi gibi ve çamaşır kurusunu arasa çıkartmasından öncesi. Takımın bu başarısızlıklardan iyice sıkılmaya başladı artık. Bu sahte BDO'ları gerçeklerini ayırt edebilmenin bir yolunu bulmalıyız. Ya da... Ya da bu saha ajanlarını bir süre rotasyon usulüyle değiştirmeniz iyi olur. Her neyse, listemizde bir sonraki sırada olan Sharman çiftliğine doğru yola koyulduk. Umalım da orası biraz yaşanabilir olsun. İçtenliklerimi sunarım. Gördüğümüz gibi medya dosyaları neymiş? Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note. Remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. BDO dediği bu, başkalaşmış dünya olayları. Yani bir fincan... Abi bir şey konuşuyor. Ne oldu? Boş yuvada bir şey yok. Şu an bir şey, kişisel modlar. Bir şey yok. Canımız çok az yalnız. Her an ölebiliriz. Kim lan? Sonra bize düşman olmasın. Ne olur ne olmaz. Kapatabiliyoruz burada. Kapatıyoruz. Bu da güzel. Fakat canımız çok az. Şimdi sağdan gideceğim. Evet. Bunlar bize saldırır mı acaba? Yönetim merkezi. Evet. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Bir sürü belge not var, bakalım. Şimdi belgelere başlayın. Federal Kontrol Bürosu'na hoş geldiniz. 1964 yılında hükümet ilişkilerini güçlendirme çabasının bir parçası olarak kurulmuştur. Değerli milletimizin altyapısının her alanında şeffaflık ve mükemmellik için çaba sarf ederek ABD ve halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Eğer ayrılmazlarsa onlara şu soruları sorun. Birini mi görmeye geldiniz? New York'tan mısınız yoksa sadece ziyaret amaçlı mı buradasınız? Burayı nasıl buldunuz? Eğer verdikleri cevaplar yeterince zararsızsa buranın korunaklı bir federal bina olduğunu ve buranın ayrılmalı gerektiğini açıklayınız. Eğer cevapları onları özel odaya gidersin. Orada Gunnar's psikolojik değerlendirmesini uygulayın. Cevapları kabul edilebilir sapma aralığında ise verilen puan tablosuna bakın. Derhal şunu yapın. Unutmayın, makul şüpheyi her zaman gözetmek durumundasınız. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. Ya şey bizim düşmanımız. Allah Allah. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Ne geldi gene? Şiir efsanelerinin başkalaşmış nesneleri etkilediğini söylenir. Ama aynı zamanda başkalaşmış dünya etkinliğinin karakteristiği de belirleyebilir. Şiir efsaneleri Junk'un prototiplerinin modern bir evrim olarak kabul görür. Bazılarını bilmem ne yoluyla tanımladık. Kendimizden olanlar tarafından bilgilendirdik ve bilinmeyen kişiyle medyamız tarafından popülerleştirildi. Ayrıca kanıtladık ki şehir efsaneleri yapay olarak bile popüler kültürü kullandığının da büromuzun yaptığı antoloji televizyon programı yayınlandı. Tohumlar ekildikten sonra insanın hayal gücü ayrıntılarını arttırır. Şey gibi bu, Inception'daki gibi, yani rüyada bir şey, bir fikir ekersen o büyüyor falan gibi.
Bazı doğaüstü fenomenler popüler halk biliminin açık unsurlarını içerir. BDO'lar ise sadece bir çift makas gibi insanı tüketir. İki dedikten bu detaylar pek çok insanın zihninde yaşayıp inançla yorularak kuvvet verir. Şehir efsaneleri sadece çocuklara anlatılan masalarla ibaret değildir. Olması beklenen doğaüstü olaylar bütünüdür. Tam rapor için 493-6942 numaralı dosyaya göz atın diyor kendileri efendim. Anladım. Oyunda bol bol şey toplayacağız böyle. Tamam, şimdi karşıya gideceğiz. Yo, şu bakayım. Dön bakayım. Yok, sağda. Evet, oraya gideceğiz. Yönetim merkezi. Ha, şu piramit bizle konuşuyor değil mi? Acaba aşağı atlayınca düşüyor muyuz? Allah. Eğilme neydi? Çok iş canım yok ya. Buraya gidip hemen almam lazım onu. Öldük, evet. Aa, iyiymiş bak, buradan atışılabiliyormuşuz dostum. Başka? Ya olması lazım orada. Lan bu çok öldürüyor ya. Neredesin? Allah Allah. Neler yapıyorum böyle?